Her şey 30 Temmuz'da başladı. Eşim 30 Temmuz gecesi doğum yaptı. Biz erkek çocuk bekliyorduk. Yani doğumuna kadar eşimin hamile kaldığı süre içerisinde bütün gittiği kontrollerde erkek bebek beklediğimizi söylediler. Yalnız kız çocuğumuz oldu. Hani bunu çok önemsemedik. Hastaneden çıktık, 2 gün sonra kan vermeye gittik sağlık merkezine. Orada doktorun kan grubunu bize uyuşmadığını söyledi. Biz farklı hastanelerde tekrar kan testi yaptırdık. Sonuçlar yine aynı çıktı. Eşimin doğum yaptığı hastaneye geldik. Orada da tekrar başhekim yardımcısı test yaptı. Yalnız sonuçlar yine aynı çıktı. Biz de nasıl bir yol izleyeceğimizi sorduk kendisine. Savcılığa yönlendirdi bizi. Hastaneyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yalnız daha sonra süreç yavaş ilerledi. Yani biz sürecin yavaş ilerlemesinden rahatsızdık. Çünkü hani çok önemli bir konuydu bizim için. Yalnız 26 Ağustos sabahı eşim bebekle beraber ortadan kayboldu. Ve şu an kendisi ortada olmadığı için biz hiçbir şekilde hiçbir şeyi çözemiyoruz. Ve şu an hastaneyle ilgili hiçbir şey yapamıyoruz. Yani sadece eşimin çocukla beraber ortaya çıkmasını bekliyoruz. Normal sabah işe gittim. Öğleden önce kendisi telefonla aradı beni. Bebeğin uyuduğunu, kendisinin de uyuyacağını söyledi. Ben de tamam dedim. Yaklaşık 2 saat sonra aradım kendisini. Telefonu kapalıydı. Yarımşar saat arayla tekrar aradım kendisini. Yine kapalıydı telefonu. Eve gitmek zorunda kaldım. Hani sonuçta bebek de var evde. Yalnız eve gittiğimde işte kendi kıyafetlerini, bebeğin kıyafetlerini, kimlikleri alıp evi terk ettiğini gördüm. Yani şu an yaklaşık 3 aydır, hatta 3 ayı geçti. Bebekle beraber kayıplar. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Yani hayattalar mı bilmiyoruz. Yani en azından bir şekilde ulaşıp yani ne olduğunu, niye kaçtığını anlatsın. Yani bu iş, bu olaylar çözülsün. Yani artık biz de normal yaşantımıza devam edelim. Eşimden şüphe etmiş olsaydım, biz bu olayı hani kan grubu olayını öğrendiğimizde ayın 2'siydi. Eşimin evden gittiğinde ayın 26'sıydı. Arada yaklaşık 24 günlük bir süreç var. Zaten şüphe etmiş olsaydım 24 gün o insanla beraber yaşamazdım herhalde. Yani artık gerçekten ben de yoruldum. Yani ben şu an farklı bir şehirde, farklı bir hayat yaşıyorum. Yani bütün hayatım alt üst oldu. Bir an önce hani bunu bir şekilde ulaşıp açıklasın. Neden gittiğini açıklasın, neden gittiğini anlatsın. Yani artık hem bu konu kapansın hem de ben normal yaşantıma devam edebileyim. Şu an hani kadın sığınma evinde 3 gün kalıp çıkmış olması, yani bilmiyorum, hiçbir şeyden şüphelenemiyoruz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Hani hayattalar mı, sağlar mı? Yani başlarına bir iş gelmiş de olabilir. Hani benim düşünmek istemediğim şey de olmuş olabilir. Hani hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece öğrenebilmemiz için kendinin ortaya çıkması gerekiyor.